İçinden nehir geçen şehirlerde nehirlerin hayat verdiği şehirleri gezmeye devam ediyoruz. Bu hafta sular üzerine kurulu gelişimini hatta varoluşunu içinden geçen nehirlere borçlu Amsterdam ve Rotterdam'dayız. Amsterdam, Amstel Nehri'nin kıyısına kurulmuş, deniz seviyesinin altında bir liman kenti. Aslında Amsterdam ve Amstel Nehri'nin hikayesi 12. yüzyıla dayanıyor. Şehrin oluşumu bir grup balıkçının Amstel Nehri'nin denizle birleştiği bölgede bir bataklık oluşturup buraya yerleşmesiyle başlıyor. Burayı şehirleştirmek için verilen mücadele o zamanlardan bugüne dek sürüyor. Bataklığın üzerine kurulan o küçük balıkçı köyü gün geçtikçe gelişiyor ve Amsterdam bugünkü halini alıyor. Balıkçıların barınabilmeleri için oluşturdukları bataklıktan kazanılan ilk büyük alansa bugün Dam Meydanı adı verilen bölge. Burası zaman içinde kentin merkezi haline gelmiş. Hatta kent adının bir kısmını bu meydandan almış. Baraj anlamına gelen dam ve Amstel kelimelerinin bir araya gelmesiyle şehir Amsterdam diye adlandırılmış. Amstel ise Flemenk dilinde su anlamına gelen ame ve kuru toprak anlamındaki stelle kelimelerinden türetilmiş. Amsterdamlıların bir nehre kuru toprak adını vermeleri bölge insanının toprak parçasına duyduğu özlemin en büyük kanıtı gibi görünüyor. Fakat zamanla Amsterdam, Amsterdam diye telaffuz edilmeye başlanmış. Şehrin adında küçük bir değişiklik olsa da çehresi baştan aşağı değişmiş. Amsterdam'da değişmeyen tek şey nehirle şehrin mücadelesi gibi görünüyor. İçinden nehir geçen şehirlerde bu hafta Amsterdam'dayız. Amsterdam'ın oluşmasında önemli rol oynayan Amstel Nehri ve Ren Nehri bu şehre tarihten günümüze kadar hayat kazandırmış. Şu anda yanımızda Hollanda Türk Federasyonu Genel Sekreteri Erim Uğurlu Bey var. Amstel Kanal dediğimiz şehrimizin Amsterdam'ın ilk zamanında onun etrafında kurulduğu hakkında bilgilerimiz var. Şehrimizin ilk bir yerleşim alanı olarak kullanılan Amstel Kanalı var. Onun yanında aynı şekilde Rhine Kanalımız büyük bir kanaldır. Bu Rhine Kanalı Amsterdam'ı ikiye bölen bir kanal. Kuzey ve güney şekli ikiye bölüyor. Amsterdam Kanalı'nın, Rhine Kanalı'nın kenarında büyük uluslararası ticari işletmelerimiz var, limanlarımız var. Amsterdam'ın büyük bir ekonomik can kaynaklarından bir tanesi Rhine Kanalımız. Rhein Kanalı etrafındaki büyük uluslararası işletmeler olduğu için oradaki çalışan istihdam, oradaki iş imkanları Amsterdam'a büyük bir güç katıyor. Amsterdam'ın büyük limanlarından bir tanesi Avrupa'nın 4. limanı. Geçen seneki sayılara göre baktığımız zaman 280 bin kişi oradan ulaşımdan faydalanmış, oradan yararlanmış. Dolayısıyla büyük bir istihdamı ve Amsterdam'ın tanıtımında büyük rol oynayan kanalımızdan bir tanesi. Amsterdam'daki coğrafi koşullar nedeniyle bölgede yaşayan insanlar kendilerine has bir mimari yapı geliştirmiş. Kentin ilk kurulduğu dönemlerde bataklık koşullarına uygun olarak evlerin gövdesi ağaçtan, damı da sazdan imal edilirmiş. Fakat teknolojinin yardımıyla yükselen gökdelenler ve dev binalar Amsterdam'ın bugünkü yüzünü oluşturuyor. Buranın insanları da şehre kucak açan su gibi şeffaf ve yumuşak. Trafikte ise öncelik her zaman bisikletlerin. Ve bisikletler. Amsterdam tam anlamıyla bir bisiklet kenti. Burada yaşayanların neredeyse tamamı bisiklet sahibi. Hatta şehirde Amsterdam nüfusundan daha fazla bisiklet olduğu bile söyleniyor. Aslında buradaki bisiklet kullanımı insanların coğrafyaya sağladığı uyumu gözler önüne seriyor.
kışın ve yazın bu nehrin etrafında Amsterdamlılar neler yapıyorlar? Genellikle o kanallarımızın kenarlarında, özellikle Amstel kanalının kenarları baksana şehrin içinde olduğu için etrafında birçok kafeteryalar mevcut. Onun yanı sıra kanal gezileri düzenlenen, dünyanın her tarafından gelip Amsterdam'a özel bir görünüm olan deniz taksileri olsun, kanal turları olsun, bu şekilde yararlanıyor vatandaşlarımız. Hollanda Türk Federasyonu'nun genel sekreterisiniz. Ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz? Federasyonumuzu biraz tanıtmak gerekirse, federasyonumuz Hollanda'nın büyük federasyonlarından. Kendisinin direkt teşkilatı olan, binası olan yerlerimiz var. 25 teşkilatımız var. Amsterdam ve Hollanda'nın geneline dağılmış. Amsterdam'da iki büyük teşkilatımız var. Federasyonumuzun faaliyetleri buradaki yaşayan Türk vatandaşlarının, kendi insanlarımızın günlük hayattaki mücadelelerini, gençlerin eğitimlerinde, işverenlerimizin sorunlarında, vatandaşlarımızın günlük sosyal hayattaki karşılıklı zorluklarda teşkilatlarımız aracıyla onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nehirleri denetim altında tutan Amsterdamlılar ticarette büyük başarı elde etmişler. Şehir 17. yüzyılda dünyanın en zengin kentlerinden biri haline gelmiş. Şehrin eşsiz bir coğrafyaya sahip olması dünya üzerinde en çok ziyaret edilen yerlerden biri olmasını da sağlamış. Yılda 4 milyondan fazla turist bu şehre akın ediyor. Amsterdam İş ve İşçi Bulma Kurumu yöneticilerinden Aydın Daldal'la birlikteyiz. Bakalım kendisi Amsterdam'ın içinden geçen iki önemli nehirle ilgili neler anlatacak bize. Aydın Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar Amsterdam'a. Peki neler söyleyeceksiniz? Bu iki nehir Amsterdam'ın adeta merkezi, kalbi. Bu iki nehirden, şehir tarihten günümüze kadar nasıl yararlanmış? Hollanda sizlerin de gördüğü gibi sular üzerine, sulardan alan yaratılarak kurulmuş bir ülke ve bilhassa Amsterdam zaten deniz seviyesinin 8 metre altında ve iki tane büyük kanal, şehre gelen kanal, şehrin giriş ve çıkışlarını teşkil ediyor. Sular zaten sulak yerler kurutularak kuru alan yaratılıyor ve yerleşim alanına dönüştürülüyor. Amstel Nehri de bu büyük nehir diyelim, nehirlerden bir tanesi. Günümüzde daha çok taşımacılık ve nakliye için kullanılıyor. Ayrıca gezinti ve turizm amaçlı da büyük fayda sağlıyor. Su hem dost hem düşman ama su ve kanallar olmazsa olmazı Hollanda'nın. Kanallar ve nehirler devamlı ıslah edilerek çeşitli pompalarla, setlerle kontrol altında tutularak, 24 saat kontrol altında tutularak suyla birlikte yaşam gerçekleşiyor. Bu ıslah olayı çok önemli tabii. Sular devamlı belli bir denge sağlanarak pompalar aracılığıyla, kapaklar aracılığıyla, setler aracılığıyla bir kontrol altında tutuluyor. Tabii 1960'lı senelerde bazı setlerin yıkılmasıyla Hollanda'da büyük bir facia yaşanmıştı. Ondan sonra bunun önemi daha da çok anlaşıldı. Amsterdam'ın su müzesi olduğunu görüyoruz ilk bakışta. Peki bu müzeyi nasıl koruyor Amsterdam Belediyesi? Amsterdam Belediyesi en başta çevrecilik, suların doğru kullanılımı, bunlar öncelikli gelen kurallar. Çünkü su üzerinde yaşam, gezinti, ticaret, her şey gerçekten şehrin çok önemli bir parçası. Yazın ve kışın Amsterdamlılar bu nehirlerden nasıl faydalanıyorlar? Valla kışları çok soğuk olduğu zaman bayağı buz ve don oluyor ve spor amaçlı da kullanılıyor. Buz pateni falan yapılıyor. Söylediğim gibi yani turizmde büyük bir rolü var. Gezintiler, ayrıca da ekonomiye büyük bir katkısı var. Gerçekten Hollanda'da dikkat ederseniz başka ülkelere nazaran nispeten yollarda tır kamyonlarını az görürsünüz. Çünkü fabrikaların ve sanayinin nakliyesi büyük bir şimdi sular üzerinden gerçekleşiyor ki çoğu fabrikaların depoları da özellikle su kenarlarındadır.
Yazları, bahar aylarında genellikle gezinti, tekne turları, hatta çocukların yüzdüğünü bile görüyoruz. Suların rengi koyudur ama kendisi temizdir. Balık tutmak, ne bileyim buna benzer su sporları, değişik su sporları ve eğlence amaçlı. Liman işletmeciliği konusunda ne durumda şu anda Amsterdam? Amsterdam liman işletmeciliği konusunda aslında geçtiğimiz yüzyıl çok daha tabii 18. yüzyıllarda çok daha iyiydi. Hollanda'nın dışarı açılan ticareti su üzerinden Amsterdam, daha sonra Rotterdam limanının büyüdüğünü görüyoruz ama son yıllarda Amsterdam limanı bayağı bir genişleme, büyüme içine girdi. Yatırım yapıldı ve turizme açıldı. Amsterdam limanı her zamanki gibi ekonomide önemli yerini almaya başladı tekrar. Amsterdam'a hayat veren bir diğer nehirse Ren Nehri. Ren Nehri 2000 yıldan fazladır Avrupa'nın merkezi su ulaşım yolu olarak kullanılıyor ve çıkış kaynağından itibaren 1392 kilometre uzayıp gidiyor. Hollanda Ren Nehri'nden istifade eden 4 ülkeden biri. Ren kenarında yer alan şehirler daima ticaret ve ulaşımda etkin olduklarından zenginleşip sağlam bir ekonomiye sahip olmuşlar. Tıpkı Amsterdam gibi. Alp dağlarında iki kol halinde doğan Ren Nehri bir süre sonra aynı yataktan akarak ziyaret ettiği birkaç ülkeden kendisine katılan nehirlerle daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Ülkeleri, sunduğu ticari imkanlarla besleyen Ren Nehri, aynı zamanda oluşturduğu tatlı su yataklarıyla insanların susuzluğunu gideriyor. Hollanda, su ihtiyacının bir bölümünü Ren Nehri'nden karşılıyor. Ren Nehri boyunca yer alan fabrikaların bıraktığı atıkların, Ren sularının giderek kirlenmesine yol açması, Ren'in geçtiği devletler için, özellikle de nehri başlıca su kaynağı olarak gören Hollanda için problem haline gelmiş. Kirlilik problemlerini çözmek adına 1970'lerin sonlarında devletler arasında başlatılan ortak çalışmalar hala devam ediyor. Böylelikle canlılara yaşam alanı sunan bu önemli nehirden daha uzun yıllar yararlanabilmek hedefleniyor. Hollanda sınırından geçerken Ren'in genişliği 1 kilometreyi buluyor. Ren'in önemli bir kısmının Hollanda'nın denetiminde olması Rotterdam'ı Avrupa'nın en büyük liman kenti haline getiriyor. Asırlardır insanlığa hizmet eden Ren Nehri 2002 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak tanınmış. Ren Nehri'nin en önemli kollarından Maas Nehri de yine burada bulunuyor. Fransa, Belçika ve Hollanda sınırları içerisinde bulunan Maas Nehri'nin uzunluğu 925 kilometre. İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olan Rotterdam şüphesiz ki hızlı gelişimini şehre ulaşım ve ticaret imkanı sunan Hollanda eyaletleri ve kasabaları boyunca akan nehirlere borçlu. Rotterdam'ın yeniden yapılanmasında Maas Nehri'nin kuzeyinde şehir merkezinin devamı niteliğinde bir bölge kazanılması kentin gelişimi için büyük önem taşımış. Maas Nehri'nin sayesinde hızla gelişen Rotterdam'ın geleceği de suyla şekilleniyor. Maas Nehri'nden mümkün olduğunca yararlanmak için nehir etrafına büyük yatırımlar yapılıyor. Maas Nehri'nin kenarındayız. Maas Nehri Rotterdam için çok önemli. Peki bu nehirle ilgili neler anlatacaksınız? Şimdi Maas Nehri'ni aslında Rotterdam'ın şu anki halini her şeyini Maas Nehri'ne borçlu. Yani yıllar bu şehrin oluşması da gelişmesi de Rotterdam'ın limanının gelişmesi de hep Maas Nehri'ne çevresinde olmuştur yani. Şu anki durduğumuz yer limanın ilk yani bundan 150 yıl önce ilk limanların oluştuğu yer ve buradan taşımacılıkla yani denizden yükle gemiler gelip ve bu iç nehirle buradan Arnhem'den Almanya'ya, Maastricht'e, Fransa'ya ve böyle iç taşımacılıkla yani Rotterdam'da oturan şirketler parasını kazanmışlar yani. Ve onun için nehri genişletmek yani daha büyütmek bundan 150 yıl önce başladığı zaman ilk zamanlar çok iyi bir olay. O zamanki çiftçiler falan
buradaki yaşayan insan çok büyük bir tepki vermişler. Ve sonunda çok güzel bir olay olmuş. Çünkü nehir genişledikten sonra daha büyük gemiler gelmiş. Ve bu gemilerde tabii ki yük taşımacılığında daha büyük bir rol oynadığı için Rotterdam'da dünyanın ikinci büyük limanı olmuş. Ve şu anda da Avrupa'nın en büyük limanı. Yalnız liman artık burada değil, burası şehir oldu. Liman denize doğru açıldı. Tabii ki orada deniz kurutuldu, yeni liman şehirler falan yaptı. Çünkü daha derin gemilerin yanaşabilmesi için. Şöyle anlatayım. Maas Nehri, Rotterdam'ın can damarı. Yalnız şimdi değil, yani geçmişte çok büyük bir rol oynamış. Gelecekte de oynayacaktır. Çünkü şehrin gelişmesinde de, insanların buraya yerleşmesi de ve para kazanmasında da çok büyük bir rol olmuştur. Bizim için eski liman bölgesi şimdi merkez oldu. Orada geriye dönüşüm projelerimiz var. Yüksek yüksek binalar yapıyoruz. Gördüğünüz zaman mesela burada Hollanda'nın 4 tane en yüksek binası burada. Ve bunun yanında da yeni ekonomilere yatırım yapıyoruz. Diyelim mesela su menajmenti diyoruz burada yani. Gelecekte en büyük insanların ihtiyacı olan su olacak yani. Biz bu suyu nasıl iyi bir şekilde arıtabiliriz, kullanabiliriz? Onunla ilgili sanayi bölgesini burada kurmak istiyoruz. Ve bilim sanayisine dönüş burada çalışmalar yapıyoruz. Yani aslında Rotterdam'ın limanın başlangıcı bura ama artık burada liman yok. Burada şehrin merkezi olarak böyle onunla da uyuşabilen, birlikte yani yan yana durabilen ekonomilere bakıyoruz. Rotterdam tabii ki dünyanın metropol, küçük olmasına rağmen metropol şehirlerinden bir tanesidir. Ve bence de gelecekte ekonomiler, ülkeler belirlemeyecek ama bölgeler, metropoller belirleyecek. Ve gelecekte de Rotterdam nehrin yanında insanlar hem çalışacak, hem oturacak, hem de eğlenecek. Öyle bir gelecek bekliyor bizi. Onun da şu anda çalışmalarını yapıyoruz. Maas Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Erasmus Köprüsü de Rotterdam için hayli önemli bir yapı. 1996 yılında inşası tamamlanan köprü Rotterdam'ın sembolü haline gelmiş. Estetiğiyle dikkat çeken bu köprü işlevsel olarak da Rotterdam için büyük önem taşıyor. Rotterdam'ın kuzey ve güneyini birbirine bağlayan Erasmus Köprüsü'nün inşasından sonra şehir ulaşımı oldukça rahatlamış. Rotterdam'daki önemli yapıların hemen hepsi Maas Nehri'nin manzarasına hakim durumda. Ayrıca şehir merkezinin Erasmus Köprüsü'nün yakınında yer alması da gözden kaçmıyor. Arkamızda Erasmus Köprüsü'nü görüyoruz ve diğer bir köprü de var, Kırmızı Köprü. Bu köprülerden de bahsedelim isterseniz biraz. Şimdi bu iki köprü de, birisi Wilhelmina Köprüsü, öbürü de Erasmus Köprüsü. Aslında Rotterdam'ın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan köprü. Bu köprüler gerçekten yıllarca çok önem katmış ve merkezi de Rotterdam'ın güneyine de taşımış. Şimdi arkamıza baktığımız zaman burada ada var, Noorderaland diye. O da mesela sanatkarların yoğunlaştığı bir ada. Orada yaz günleri böyle nehir kenarında gezerseniz çok böyle sanatla uğraşan insanlar görürsünüz ve sergiler görürsünüz. Orası da böyle bir açık hava sanat müzesi diyelim. Öyle bir o köprünün de, onda çok büyük Kırmızı Köprü diyorsunuz aslında. Wilhelmina Köprüsü'nde o adaya ulaşıyor. Çok önemli bir rolü olmuştur. Ve köprüler gelecekte de biz şöyle Rotterdam'da şunu gerçekleştirmek istiyoruz. Burada 160 değişik milletten, kültürden yaşayan insan var. Şimdi bu köprüleri kurabiliyoruz aslında. Çünkü onu bizim mühendislerimiz falan iyice hesaplıyorlar, kuruyorlar. Bizim yani gelecekte en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu 160 değişik kültürden yaşayan insanların arasında gönül köprüsü kurabilmek. Bunlar yani burada
birbiriyle iyi bir şekilde oturup eğlenip ve Maas Nehri'nin etrafında gülüp eğlenip yaşayabilmeleri önemli bizim için. Hollanda'da öyle bir iklimimiz var ki şimdi yazımızda, kışımızda biraz belirsiz. Çok yağmurlu geçer. Yalnız böyle birkaç hafta sıcak olduğu zaman o zaman gerçekten böyle nehrin kenarında kalır. Burada bizim yat limanlarımız var. Onlar böyle aktif hale gelir. Çok güzel bir ortam olur. Zaten Hollanda çok yeşil bir ülke. Buna da güneş katıldığı zaman o zaman hayal edebiliyor musunuz? Yani ne güzel bir güzellik ortaya geliyor. Tabii ki nehrin etrafında bizim de eğlence merkezlerimiz falan var. Yaz olsun, kış olsun orada da insanlarımız eğleniyor. Şimdi Maas Nehri üzerinde bir gemi turu yaptığınız zaman gerçekten bir açık hava müzesi olarak anlatabilirim size. Limanın son 200 yılda nasıl geliştiğini, buradaki iş merkezlerinin son 200 yılda nasıl geliştiğini ve bunun da günümüzde son 50 yılda Rotterdam'ın yeni yapılanmasının nasıl geçtiğini çok iyi bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Rotterdam en çok bombalanan şehir Rotterdam olduğu için bizim burada da yeni yapılanma çok hızlı bir şekilde oldu. Ve Hollanda'da iki büyük şehir vardır. Amsterdam vardır, Rotterdam vardır. Biz de şöyle anlatırız. Amsterdam'ı yürüyerek gezmen gerekir yani. Oranın böyle yürüme güzelliği, yeryüzü güzelliği çok güzeldir. Rotterdam'ı da aslında böyle skyline'ı, helikopterle gezeceksin ki çünkü bizde burada yüksek binalar çok güzel bir görünüm veriyor. Hollanda şüphesiz dünya üzerinde nehirlerin ve şehirlerin birbiriyle bu kadar uyum sağladığı yegane ülke. Tabii suyla bütünleşen Hollandalıları da unutmamak lazım. Nehirler Hollanda'nın sadece şehir planlamasını belki de kaderini belirlemekle kalmamış, burada yaşayan insanların karakterlerinin de şekillenmesinde önemli bir rol oynamış. Su, insanlara yeni yerleşim yerleri sunarak sıra dışı şehirlerin oluşmasını sağlamış. Zaman zaman eğer fırsat bulabildiğim takdirde burada yürüyüş yollarını görüyorsunuz. Konsolosluğumuz da nehre çok yakın. Bazen fırsat bulduğumda güzel havalarda ama Türkiye'miz kadar güzel hava olmuyor burada. Gezinti yapma imkanı oluyor ama çok fazla değil maalesef. Rotterdam, Rotanova dediğimiz yani yeni Rotterdam buradan aşağı yukarı 3 kilometre ileride şehir gelişmeye başladı. Daha önce burası bir köydü, balıkçı köyüydü. Ve sonra ticaretle uğraştılar ve sonra liman büyüdü. Ve gördüğünüz gibi liman batıya kaydırmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü şehrimiz gitgide gelişiyor. O dolayıdan bu nehir bize çok şey kazandırdı. Burada biz suyu artık savaşmak olarak görmüyoruz. Yani suyun bir şehrin bir parçası olarak görüyoruz. Hatta ileride baktığınızda biz şu anda suyun üzerinde şehri geliştiriyoruz. Yani inşaatı suyun üzerine yapıyoruz. Artık öyle bir teknolojiye sahibiz. Ve biz suyu biz artı olarak görüyoruz. Biz çevreyi koruyabilmek için en azından suyun geçtiği bölgeleri ve onun etrafını 100 yıl garantilememiz gerekiyor. O dolayıdan baktığınızda her yıl kontrol olur, her yıl geliştirme olur. Ve biz sadece suyu bir engel olarak görmüyoruz. Dediğim gibi suyu biz şehire taşımaya çalışıyoruz. Şehrin bir parçası olarak, bir güzelliği olarak biliyoruz. Ve liman için çok önemli bir nehirdir bizim için. Şehir olarak şu anda imar planı olarak suyun üzerinde şehir geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bir semt geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun avantajı ne? Avantajı artık suyu kapatmıyoruz. Yani suyu kullanıyoruz. Bir. İkincisi sudan biz enerji tasarrufu elde ediyoruz. Yani suyun sıcaklığı vardır. Yazın soğukluğu vardır. Biz bu nehirden şehire su pompalıyoruz ki yazın binalarımızı soğutabilmek için yani klima niyetinde kullanıyoruz. Ve
kışında suyun sıcaklığından faydalanıyoruz. Yani bunu bir de enerjiye çeviriyoruz bu suyu. O dolayıdan hem inşaat alanında hem enerji alanında suyun bize katkısı çoktur. Rotterdam sanki bir açık hava müzesi gibi su üzerine kurulmuş bir şehir. Çoğu yerlerde de toprak olmadığı halde semtler kurulduğunu görüyoruz. Bunu nasıl başarmışlar acaba? Yıllardır Hollandalıların bunda tecrübesi vardır. Denizi mesela kurutup toprakla ötmek falan. Bir de deniz seviyesinin çoğu yer altında olduğu için setler var. Setler yapılmış ve o da korumak için. Rotterdam'da aynı öyle. Bizim de deniz seviyesiyle hemen hemen aynıyız ve denize açığız yani. Maas Nehri direkt denize akıyor. Onun için de bakarsanız nehrin etrafında setler vardır. Yani suyun çoğalmaması, taşmaması için korumak için kullanılmıştır. Ve bunu ilk baktığınızda göremezsiniz. Ama biraz dikkat ederseniz setler var. O koruma çok önemli. Onun yanında da eğlenecek yerler var. O çok önemli. Bir de bizim gelecekte toprağımız kalmadı aynı söylediğiniz gibi. Biz şimdi yeni projelerle su üzerinde nasıl yeni binalar yapabiliriz? Çünkü çok ilginç bir olay. Eğer suda bina yaparsak biz onu istediğiniz yere götürüyoruz. Yani daha yeni mahalleler düşünüyoruz eski liman bölgelerinde. Çünkü oralar artık liman olarak kullanmadığı için orada eskiden toprak varmış, orası eşilmiş, şimdi su olmuş. Ama şimdi orayı kurutmak istemiyoruz da suyun üzerinde böyle mahalleler yapmak istiyoruz. O da gelecekte bence 10 yıl içinde falan çok ilginç bir görünüm olacak Rotterdam'da. Yıkılma tehlikesi yaşamıyor mu binalar? Yüksek yüksek gökdelenler dikilmiş suyun içerisine. Şimdi tabii ki onların temelleri çok derinde olduğu için bunlar yıkılma tehlikesi falan olmayacak. Çünkü onu mühendisler daha iyi biliyor nasıl hesap edecekler falan. Yalnız su üzerinde benim anlattığım mahalleler, onlar yani yere sabit değil. Suyun üzerinde adeta bir gemi gibi ama ev halinde. Bunlar su yükseldiği zaman yükseliyor, alçaldığı zaman alçalıyor. Hatta öyle birbirine bağlı ki tabii ki yollar falan da yapılıyor. Bunun üzerine araba falan geçmeyecek de gezi yolları falan. Park yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir gelişmeler var. O da çok ilginç. Ama gelecekte de Hollanda olarak bizim yani bu yatırımdan hem Hollanda'da yeni mahalleler kurup, çünkü bizim toprağımız fazla yok burada, öyle insanlara konut sağlayabileceğiz ve bu teknolojiyle de bence yurt dışında da çok böyle mahallelere kurup belki teknolojimizi yurt dışına satarak böyle bir gelir kaynağı da olacak bizim için tahmin ediyorum. Siz boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz Maas Nehri etrafında? Şimdi Maas Nehri etrafında bir de burası köprü koşusu vardır. Rotterdam'ın maratonu vardır. Her Nisan ayında bu yapılır. Ben de bazen böyle Maas Nehri etrafında yürümeyi çok seviyorum. Son zamanlarda koşmaya başladım. Şimdi 2 yıl sonra Rotterdam maratonunu koşma niyetindeyim. Öyle bir hedef koydum kendime. Yapabilecek miyim bilmiyorum ama yani gelecek aylarda Maas Nehri etrafında koşarak değerlendirmek istiyorum. Haftaya nehirlerin hayat verdiği bir başka şehirde buluşuncaya dek hoşçakalın.